Selamlar herkese, ben Seçkin. Merhabalar, nasılsınız? İnşallah keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Evet, geçtiğimiz günlerde Apple M1 chipsetini, yani kendi işlemcisini çıkarmıştı arkadaşlar. Bununla birlikte 3 tane yeni cihaz piyasaya sürmüştü ve piyasaya giriş yapmıştı. Ben de bunlardan bir tanesini temin ederek MacBook Pro 13 inç M1 işlemcili sizlere bunun açılış videosunu, testlerini yapıp 2 tane video çıkardım bu işten arkadaşlar. Bu videoların altında birçok yorumlar vesaireler aldım. Bunlara birazdan değineceğim. Ve bu da bu videonun 3. serisi arkadaşlar. Bu videoda sizlere bana çokça sorduğunuz crackli uygulamaları çalıştırıyor mu, şu uygulamayı çalıştırıyor mu, bu uygulamayı çalıştırıyor mu vesaire vesairelerden hepsinden derlediğim birçok da problemle karşılaştım. Birçok dedim 2-3 tane problemle karşılaştım. Onları da sizlere anlatıp bu videoyu sonlandıracağım. Fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben hiçbir zaman hiçbir kimseye bu konuyla ilgili master yaptım, bu konuyla ilgili profesyonelim, bu konuyla ilgili şöyleyim böyleyim demedim arkadaşlar. Ben de sizlerden biriyim. Ben de bir kullanıcı, ben de bir tüketiciyim arkadaşlar. Bu sebepten ötürü Apple bana daha sıcak geliyor olabilir. Benim işlerimi hallediyor olabilir. Ben Apple'la ilgili herhangi bir şey beslemiyorum ya da hiçbir yerden bir reklam ya da bir şey almıyoruz. Sadece beni mutlu ediyor. Bütün saatimde, telefonumda vesaire hepsinin böyle bir aile gibi çalışması, benim dilimden anlaması beni mutlu ediyor arkadaşlar. Tabii ki eksileri yok mu? Tabii ki eksileri de var, eksileri olabilir. Hiçbir makine, hiçbir elektronik eşya ya da hiçbir insan dört dörtlük değildir arkadaşlar. Elbet bir yerde bir hata vardır. Ama o hatalar beni rahatsız etmiyorsa tabii ki beni mutlu ediyor bu sebepten dolayı. Mesela benim M1 ile ilgili yaptığım videoların altında birçok yorum aldım. Bunlarla ilgili kafamda kalan bir iki tane güzel kötü yorumlardan bahsedeyim arkadaşlar. Mesela bir arkadaşımız demiş ki, pardon arkadaşımız demeyeyim, bilgisayar mühendisiydi kendisi. Dedi ki 2013 yılında Intel i9 işlemci bulmuş ve bunu piyasaya çıkarmak istemiş ve düşünmüş, bakmış, eksiklikleri varmış ve sanırım şöyle yazmıştı arkadaş. 2013 yılında Intel i9 işlemciyi buldu ve piyasaya sürmedi. Sebebi de bunun ömrünün 2 yıl olması. Yani 2 yıllık bir çalışma süresi varmış işlemcinin. O sebepten dolayı piyasaya sürmemiş. Ne zaman i9 işlemciyi sürmüş? 2018 yılında, 5 yıl aradan sonra, testler vesaireler yaptıktan sonra sürmüş. Apple diyor böyle bir şey diyor, hemen diyor bulur bulmaz diyor, çıkardı diyor. Bu sebepten dolayı diyor uzak durulmalı diyor. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Tamam, haklı, benim hak verdiğim kısımları var. Yani bu yeni bir işlemci, fakat o zaman sene 2018, şimdi sene 2020 arkadaşlar. Teknoloji gitgide artıyor, teknoloji gitgide gelişiyor. Ve konuştuğumuz firma Intel bile derken, yani Intel bence Apple'ın üstünde olan bir firma değil diye düşünüyorum. Tabii ki yani bir bakkal gibi bir firma da değil. Çok büyük bir firma Intel. Fakat Apple'ın üstünde olan bir firma değil. Adamlar bunu ölçüp biçip tatmıştır. Zaten kendilerine belirli bir süre belirlemişler. İşte örnek veriyorum, Adobe'ler vesaireler Rosetta ile, yani emülatörle çalışıyor. Bu sebepten dolayı bunlar, adamlar kendilerine bir tarif belirlemiş. Hepsini bu şeyin içine alacağız, bağın içine alacağız, hepsini optimize edeceğiz diye kendilerine bir süre tanımışlar. Bu zaten zamanla olacak. Ama bu zaman zarfı içerisinde, bu zaman zarfı içerisinde tabii ki gelişebilir. Ben kullanıyorum, gayet de memnunum. Müziğimi dinliyorum. Telefonumla bir şey yaparken direkt MacBook'a geçip istediğim işlemlerini yapabiliyorum. Maillerime bakıyorum, videomu editliyorum. Lightroom'la fotoğraflarımı editliyorum. Photoshop'la istediğim şeyleri kesip biçiyorum. Daha neler söyleyebilirim? Yani logo yapabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum ve makineden çok memnunum. Yani siz bu M1 işlemciden daha ne bekliyorsunuz? Atom mu parçalayacaksınız? Yani onu merak ediyorum. M1 işlemci kucağında atom mu ki? Yani atom mu parçalayacaksın? Yani bunu anlamış değilim yani. Neyse, bir arkadaşımız da bana çok sıcak yaklaştı. Kendisiyle tanıştık, ettik. Hüseyin diye bir arkadaşımız, soy ismini vermeyeceğim. Kendisiyle tanıştık. Videolarda şöyle yapabileceğimi, çok güzel testlerle ilgili mesela bir tane 2020 i5 MacBook Pro bulup ikisini karşılaştırsam çok güzel olacağını, çok güzel bir şekilde benimle iletişime geçti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel şeyler anlattı ve güzel de bana artılar oldu. Bana artılar olduğu için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, beni eleştirecek insanların benden daha güzel şeyler yapmış olabilmesi lazım. Anlatabildim mi? Yani ya da beni ezecek insanların daha üst bir kademelerde olması lazım. Ben burada kişisel bir kanalım. Elimden geldiğince, dilim döndüğünce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Beğenmiyorsan izler izlemez çıkar gidersin. Bu kadar basit. Ben de burada bir emek sarf ediyorum. Belirli bir zaman olsun vesaire olsun. Bu şekilde arkadaşlar. Çok uzattım. Çok özür dilerim. Şimdi dilerseniz gelin
Ben makineyle ilgili neler çalıştırdım, neler yaptım. Sizler için bir sürü şeyin altına girdim. Bir sürü crackler indirdim. Bilgisayarın kafası karıştı vesaire. Biraz bunlardan bahsedeyim. Evet arkadaşlar, Adobe kanadında, Adobe kısmında bana sordunuz crack çalışıyor mu vesaire çalışıyor mu? Bende Adobe'nin lisanslı sürümü var arkadaşlar. Bütün uygulamaları kaldırdım ve crack kurmayı denedim. Denedim. Olmadı. Başaramadım. Acaba crack dostu olmuyor mu? Çalışmıyor mu diye düşündüm. Ve daha sonradan Adobe'den vazgeçip Microsoft Office'i denedim. Excel, Word, PowerPoint. Bunları denedim arkadaşlar. Bunlar crackli bir şekilde MacBook Air M1'de çalışıyor. Bir arkadaşımız Audacity sormuştu. Ses düzenleme programı biliyorsunuz. O da optimize bir şekilde çalışıyor. AutoCAD soran olmuştu. Onu da yükledim. O da çalışıyor arkadaşlar. Evet, M1 işlemci RAM tabanlı bir işlemci arkadaşlar. Şimdi Adobe'yi vesaireyi çalıştırırken Rosetta'yı, yani emülatörü kullanıp çalıştırıyor. Fakat bunu en kısa sürede çözeceklerdir ve kendi beyninde, kendi CPU'sunun üzerinde bunu çalıştıracaktır arkadaşlar. Bunu başaracaklardır yani. Bu adamlar o zaman bunu niye yapsın diye düşünüyorum. Fakat çalışırken de tabii ki Premiere'de render süresi bayağı uzun olduğu için örnek veriyorum. Ben Premiere'de bütün editimi, her şeyimi yapıp arkada görmüş olduğunuz Windows makineden render alıyorum. Ya da televizyonun karşısındaysam ya da dışarıdaysam Final Cut'la vesaireleri çok hızlı bir şekilde yapabiliyorum. Bunu çok kısa sürede aşacaklardır ama Lightroom kanadında, Photoshop kanadında hiçbir problem yok. Çatır çatır çalışıyorlar. Bunu sizlere söyleyebilirim. Mesela karşılaşılan büyük sorunlardan bir tanesi, bir kullanıcı da bana yazdı yorumlarda. Kendisiyle görüştük. Instagram üzerinden de bağlantı kurduk. Sorun arkadaşlar, botcam kurulamıyor. Çünkü Intel işlemcili bir altyapı yapmış Apple. Şu an kurmak istediğiniz zaman botcam ile Windows kuramıyorsunuz M1 işlemci üzerinden. Bunu da Apple şu an büyük ihtimalle geliştiriyordur. Çünkü Windows birçok insanın ihtiyacı olan bir şey. Benim hiç ihtiyacım olmadı. Çünkü gördüğünüz gibi Windows arkada, Apple kucağımda. Windows'la bir işim olduğu zaman ya da yapmak istediğim zaman burada işlerimi halledebiliyorum. Apple'a Windows kurma taraftarı değilim kendi nazarımca. Çünkü burada bu sistemi fazla sistemi ikiye bölmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Evet arkadaşlar, şimdi sizlere karşılaştığım en büyük sorunu anlatacağım. En büyük sorun da şu. Ben sizler için merak ettiğiniz uygulamaları yüklemek için birçok crack vesaire uygulama yüklemeye çalıştığım için biraz kafası patates oldu makinenin. O sebepten ötürü dedim ki makineyi bir uçurayım, yeniden Big Sur yükleyeyim. Buraya kadar her şey güzel. Makineyi uçurmak için biliyorsunuz eski demeyeyim, Air'lerde, MacBook Pro'larda, daha önceki serilerde Command R'ye basık tutup makineyi açma kapama düğmesini açıyorduk. Bunda açma kapama düğmesi olmadığı için Touch ID düğmesini uzun süre basık tutuyoruz ve kurtarma moduna geçiyor arkadaşlar. Kurtarma moduna geçti makine. Kurtarma moduna geçtikten sonra bizi 4 ya da 5 basamak bir şeye bekliyor. En üstte yedekleme aldıysak o yedek üzerinden geri yükleme ya da vesaire. Bir altında Big Sur kurma, bir altında Safari, bir altında da disk. Yani diski uçurabiliyorsunuz, bölebiliyorsunuz vesaire vesaire. Ne yapıyoruz yeni bir sistem kurmak için? En alta geliyoruz, disk bölümüne giriyoruz, sil diyoruz, bütün hard diski, yani SSD'yi uçuruyoruz. Uçurduktan sonra zaten kendisi otomatik biçimlendiriyor vesaire. Uçurduktan sonra ikinci seçenek olan Big Sur'a tıklayıp yeniden işletim sistemini kuruyoruz. Ben indim aşağı, disk bölümüne tıkladım, bütün hafızayı uçurdum, Big Sur'a geldim, tıkladım, indirmesini bekliyorum. İndiriyor, işte örnek veriyorum 6'da 2'lik kısmı bitiyor, %40'larda falan. Tak, güncelleme yapılamadı diye bir uyarı veriyor. Bu uyarıyı da sizlere şu tarafa bırakıyorum arkadaşlar. Böyle bir uyarı verdi. Bu uyarıyı yalnız 2 gün verdi. Yani neler denedim, neler yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. İşte internette forumlara girdim, yabancı kaynaklı forumlardan baktım. Birisi şöyle yap demiş, birisi böyle yap demiş. Komple uçurtturuyor, terminale sokuyor, kod yazdırtırıyor. İnanılmaz şeyler denedim. Olmadı. 2 gün boyunca uğraştım arkadaşlar. En son makineyi toplayıp kutusuna kaldırıp ya bir köşeye kaldıracaktım ya da alıp Apple Store'a gidecektim. Daha sonrasından bir kaynakta Apple kaynaklı bir veri verdi. Girdim Apple'ın sitesi. Apple demiş ki evet, bizim Big Sur'la çıkan 11.0 versiyonla çıkan ilk M1 MacBook Pro serilerimizde böyle bir sorun, böyle bir hatayla karşılaşıyorsanız şu yolları izleyebilirsiniz. Yolları anlatmış arkadaşlar. Kod veriyor. Belirli bir kodu, terminale belirli bir kod yazıyorsunuz. Bu kod size bu Big Sur'un 11.0.1'ini sanırım indiriyor. Sonra siz kurmak için yine bir kod giriyorsunuz vesaire. Onları da yaptım. Onlar da olmadı. Olmuyor. Bu sefer %75'lerde, yani 6'da 5'i falan bitiyor, 4'ü bitiyor makinenin. O zaman aynı uyarıyı vermeye başladı. Artık delireceğim, kafayı yiyeceğim.
İşe gittim o gün. İşteyken bir bakayım dedim. Tekrardan hep araştırma halindeyim yani, makinenin çalışması lazım. Benim kullanmam lazım makineyi. Hep araştırma halindeyim. Bu arada Apple'ın sitesindeki bu uyarıyı verirse bu hatalar işte yapmanız gereken şeylerle ilgili kısmı ben aşağıda açıklamalar kısmını bırakıyorum. Belki birisinin ihtiyacı olabilir. Daha sonradan arkadaşlar araştırırken bir şey okudum. Bir tane forumda diyor ki, yabancı kaynaklı bir forumda, makineyi diyor hangi dille diyor güncelleme yapıyorsunuz? Türkçe denedim, Almanca denedim açarken. Yani bunları yaptım. Dedi ki İngilizce en baştan makineyi kapatıyorsunuz, açıyorsunuz, İngilizce diline çevirip Big Sur'u öyle kuruyorsunuz. Öyle yaptım ve makine oldu. Böyle bir şey yok yani. Makine yüklendi Big Sur. Yani tek sıkıntı İngilizce olması. Nasıl bir bug? İnanılmaz bir bug. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle çünkü çok uğraştırdı beni. Çok inanılmaz böyle beynimi karman çorman etti. Bunu paylaşmak istedim. Eğer böyle bir şeyle karşılaşırsanız link aşağıda. Linkteki yolları izleyip sonra makineyi İngilizce almanız gerekiyor. Söylediğim gibi arkadaşlar ben makineden memnunum. Ben makineyle atom parçalamayacağım. Ben makine, yani bu makineyi kimler alabilir? Üniversite öğrencileri alır. Sunum yapmak isteyenler alır. Word, PowerPoint vesaire kullanırlar. İşte nereden bileyim. Video editlemek isteyen insanlar, çantasına taşıyıp seyahatlerde fotoğraf editlemek isteyenler, çektiği fotoğrafları görmek isteyenler, internet kullanmak isteyenler. Yani sonuçta Adobe'lerde çalışıyor. Web sitesi de tasarlayabilirsiniz, onu da yapabilirsiniz. Yani bir sürü seçenek var. En kısa sürede bunun da daha da üstüne geleceklerdir. Çünkü konuştuğumuz firma Apple. Tabii ki söylediğim gibi Apple beni mutlu ettiği için, isteklerimi bana karşıladığı için benim hoşuma gidiyor. Hiçbir problem de yaşamadım. Ama buna bakış açısı çok farklı. Hani siz görmüyorsunuz. Yorumlarda vesairelerde ben çok gördüm. M1'e öyle bir gözle bakıyorlar ki. Yani adama deseler al şu M1'i ya bir dene. Kullan bu M1'i. Bir bak bakalım bize ondan sonra söylesin. M1 mi? İstemiyorum ben M1'i. Yani öyle bir gözle bakıyorlar ki. Bedava versen adam diyecek. İstemiyorum ben M1'i. Yani anlamadım. Anlam veremedim. Ama olsun, herkesin kişisel görüştürür. İstemiyorum ben M1'i diyen insanlara da saygı duyuyorum. Bu video böyleydi arkadaşlar. Karşılaştığım problemleri sizlere anlattım. Ve yükleyebileceğiniz çalışan uygulamaları sizlerle paylaştım. Aslında bir tane uygulama listesi var. Bu listeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çok kısa müsaadenizle. Şimdi söylediğim gibi yorumlar kısmından tanıştığım Hüseyin arkadaşım benimle bunu paylaşmıştı. Ben de sizlerle bunu okumak istiyorum arkadaşlar. Bir danışmanlık firması. Apple'ın kendi çipini geliştirmesiyle iOS ve iPad'de gördüğümüz işletim sistemini ve uygulamaların ekosistemini çipe göre optimize edip bilgisayarları taşıyacak diyor. Yani iPhone ve iPad uygulamaları da MacBook'larda kullanılabilecek hale geliyor. Diyor ki bunun bir diğer avantajı da iPhone ve iPad uygulamaları laptoplarda çalışılabilecek olması. Tabii ki optimize edildikten sonra. Fakat uygulama geliştiricilerinin bunun için uygulamaların dokunmatik ekran olmadan çalışabilecek şekilde güncellenmesi gerektiğini söylüyor. Yeni çipin bir dezavantajı ise Intel çipleri için yazılmış uygulamaların yeni çipe göre uyarlanması, yani optimize edilmesi gerekecek. Zaten şu an bu süreç içindeler arkadaşlar. Fakat arkadaşlar diyor ki bu gerçekleşene kadar bu uygulamalar Apple'ın Rosetta'daki emülatöründe çalışacak. Bu da, yani emülatörde çalışması, uygulamaların daha yavaş çalışmasına yol açacak diyor. Evet, bunu da konuştuk. O yüzden dolayı Premiere render alırken 20 dakikada alıyor, yarım saatte alıyor. Ve bu danışmanlık firması demiş ki arkadaşlar, Apple'ın uygulama geliştirme topluluğuyla yaşadığı gerginliğe rağmen çoğu uygulamanın kısa süre içerisinde güncelleneceğini, fakat bazı özel yazılımların yeni çipe uygun hale getirilmesinin zaman alabileceğini söylemiş. Şimdi zaten mesela Chrome'u falan yüklemeye çalıştığınız zaman arkadaşlar sizlere soru soruyor. Hangi işletim sistemini, Intel mi, M1 işlemciye mi yüklemek istiyorsunuz diye bir soru soruyor sizlere. Yani arkadaşlar bu şekilde. Birazcık zaman alacak fakat bu zaman da bizleri tedirgin etmemeli. Beni tedirgin etmiyor. Çünkü ben gayet bütün işlerimi başarılı bir şekilde yapabiliyorum. Sadece Premiere Pro kısmında biraz sıkıntı yaşıyorum ve ben Premiere Pro kullanıyorum. Genelde kendime dert etmiyorum arkadaşlar. Çünkü burada MacBook'la işlemimi yapıp, çünkü Windows'um olduğu için belki de problem etmiyorum. Windows'la yapıyorum. Diyelim ki Windows makinem yoktu. O zaman da kesin ya DaVinci ile ya da Final Cut'la şimdilik işimi çözecek kadar idare ediyordum. Hızından, şarjından memnunum. Şarj inanılmaz kısa sürede doluyor ve bir şarj doldurunca 2-3 gün kucağımdan indirmiyorum arkadaşlar. 3-5 saatlik kullanımlar halinde 2-3 günde bir şarj ediyorum. Batarya muazzam. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar.
Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Söylediğim gibi ben tecrübe edindikçe makineyle ilgili sizlere bunları paylaşmak istiyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hala abone değilseniz kanalıma, kanala abone olabilirsiniz. Ve bu videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.